Nasuhi'ye şöyle dönmek isterim. Yani şimdi mesela Husiler dedi ya, mesela İran'a bakıyorsun değil mi? Yani Hizbullah'a bakıyorsun, evet. İşte yani Husiler, herkesin eli tetikte. Yani biz böyle çok etkin cevaplar veriyoruz sözlü. Yani biraz Türkiye'den bakalım. Ya bu yangın her yeri sarar yani. Hani bu akşam bu uçuşların durdurulması falan, yani ne beklemeliyiz? Yani ne bekliyoruz ya da... Şimdi anlaşıldığı kadarıyla zaten olabildiğince takip ediyorum bu süreçleri. Ben ilk defa Esli ve Palestina dediğimde, Almanca yaşasın Filistin dediğimde 11 yaşındaydım Hülya. Yani bütün bunlara çok müzahir bir ailede, bir ortamda büyüdüm. Ama bu meselelerin barışa doğru gittiğini, iyiye doğru gittiğini ne yazık ki görme şansım olmadı. Aradan geçen 40-50 yıl boyunca böyle tatsız bir hadise bu. Fakat bu konuda bir şey söylemek istiyorum bugüne dair. Bu mesajlaşmalar, yani nokta hedeflere yönelik suikastler, saldırılar vesaire bitmedi. Anlaşıldığı kadarıyla bitmeyecek ki bu hava sahası üzerindeki tedbirler bir anda ortaya çıkmaya başladı. Anladığım kadarıyla Türkiye'de bu konuda tedbirler alıyor, dünyada başka ülkelerde tedbirler alıyor. Burada İran hava sahası çok kritik, İran hava sahasına ulaşan hava güzergahları da çok kritik. Yani onlara bir bakmak lazım. İkincisi, İran bu konuda 1979 devriminden sonra 1980'de Lübnan ve Suriye hattından başlayarak önce Lübnan'da Hizbullah'la, ardından Irak'ta, Yemen'de, Bahreyn'de, bakın Bahreyn'i falan hiç konuşmuyoruz. Oralarda da İran'a müzahir bir takım vekil güçler var. Bu vekil güçlerle kendi siyasi savunmasını ülke sınırlarının dışında tuttu. Dolayısıyla kendisine alan, yani böyle bir saldırmazlık alanı oluşturduğunu zannetti. Ama gördüğümüz kadarıyla bugün sahne öyle mi? Manzara böyle mi? Bunun barışa hizmet eden bir yanı oldu mu? Cevap hayır. Geldiler, sizi kalbinize vurdular. Üstelik misafirinizi, üstelik desteklediğinizi söylediğiniz çok önemli bir aktörü ve de üstelik barışa katkı sağlayabilecek bir aktörü sizin evinizde katlettiler. Şimdi burada bence haksızlık edilen ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Şimdi Türkiye'nin politikalarına dair işte hep sözde, hep şöyle, hep böyle ama uygulamaya dair bir şey yok filan. Değerli milletvekilimiz Sadabat Paktı'ndan bahsetti. Bu pakt 1937 hocam değil mi, yanılmıyorsam? Evet. Irak, İran, Afganistan ve Türkiye arasında son derece enteresandır bu. Yani o günkü cumhuriyet o zorlu şartlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu Arap'tır, bu İranlıdır, bu Afganlıdır falan demeden bir bölgesel paktı kurmuşlar. Bölge merkezi dış politikası. Çok enteresan, çok önemli. Fakat devamında hani devam ettirememişiz başka şartlar geliştiği için. Bugün mesela Sayın Hakan Fidan son birkaç röportajında dile getiriyor. Diyor ki biz bu sorunları bölgesel ittifaklar kurarak, bölgesel güvenlik ittifakları kurarak çözebiliriz. Ya Türkiye çırpınıyor. Türkiye Hamas'la FKÖ'yü, El Fetih'i bir araya getirmeye çalışıyor, suçlu. Türkiye Hamas'ı, Filistin'de son seçim kazanmış meşru aktördür Hamas. Bu hep unutuluyor. Yanında tutmaya çalışıyor, suçlanıyor. Başka şeylerle Türk suçlu. Hava Yolları İran uçuşlarını yarın sabaha kadar iptal etti bu arada. İşte demek ki ya bu, geceye dair... Ya mesela bir şey söyleyeyim. Bu İran-İsrail savaşı falan diyoruz da yani bu savaş sadece İran ve İsrail üstünden olmaz ki. Hayır. Yani biz Suriye meselesini konuşurken Suriye'yi mi konuştuk? Elbette değil. Şimdi Rusya vardı, Amerika vardı değil mi? Yani İran vardı, zaten keza vardı an... var. Yani şimdi adım adım İsrail-İran savaşı derken yani biz... Bu yangın... İsrail-İran Savaşı'ndan ibaret olamaz. Türkiye'nin söylediği de bu zaten. Yani. Ha, Türkiye 7 Ekim'den sonra daha kuvvetli bir şey söyledi. Dedi ki burada ya büyük bir savaş çıkar ya büyük bir barış inşa olur. Bu buraya doğru gidiyor. Şimdi karşılıklı böyle meydan okumalar, işte intikam çığlıkları vesaire. Bir şey soracağım. Lütfen Haziran'dan hatırlayan varsa söylesin. Türkiye'nin bu konularla ilgili intikam çığlığı attığı, sana şunu yapacağım, ötekini yok edeceğim bilmem ne. Sayın Cumhurbaşkanı'nın İsrail'le ilgili Rize'de söyledikleri bu kapsamda değil. Onun da altını çizelim. Orada söylenen mesele Türkiye'nin güvenliği noktasına geldiği takdirde hazırlıklı olmak gerektiği ve Türkiye'nin sergileyeceği duruşla ilgili. Ama onun ötesinde bölgedeki aktörlere bakın, İran'a. Buna cevap vereceğim. Cevabım ağır olacak. Cevap var mı? Yok. Yok. Verdiğiniz cevaplar bir işe yarıyor mu? Yok. Caydırıcı olmakla ilgili evet. Sözlerdi onlar muhtemelen ama dışarı yansıyınca evet, farklı tabii. Yansıyınca. Bir de şöyle Nihal, yani onu İsrail tarafı da hemen savaş çığırtkanlığı gibi algıladı. Yani elinizdeki alet sadece çekil serkesi çivi gibi görmeye başlarsınız tabii. Diye bir söz var. İsrail zaten barış bilmediği için barışa dair sözleri de savaş gibi algılamaktan başka bir şeyi yok zaten, çıkışı yok. Bugün geldiğimiz noktada ben Türkiye'nin bölge ülkelerinin elini taşın altına sokacağı biçimde bir bölgesel ittifak projesi dışında bu coğrafyada savaşı azaltabilecek, tansiyonu düşürebilecek herhangi bir çözüm görmüyorum. Buna kimse neden yanaşmıyor? Çünkü İran başka bir konforla buna yaklaşmıyor. Diyor ki ben
bu savaşı siyasi sınırlarımı dışına taşıdım. Orada benim adıma ölenler var. Orada benim adıma orayı bombalayan, vekalet burayı bombalayan. Evet. Vekalet savaşları yürüyor nasıl olsa. Arap ülkeleri, Suudi Arabistan neyin derdinde? Suudi Arabistan evet, neyin değil, derdinde zaten... ben size söyleyeyim. 7 Ekim'den önce İsrail ile arasında bir normalleşme sürecinin belli aşamalarına gelmişlerdi. Hatta nükleer enerji konusunda transfer noktasına gelmişlerdi. 7 Ekim'de birlikte bu bitti ama şu an Suudi Arabistan Hamas'a mesafeli. Filistin konusunda mesafeli, cılız... Cenazeye bile katılmıyor Nasuhi Bey. Tabii. Buyurun estağfurullah. Cenazeye bile katılmıyor diyor yani. Gelemezler. Tabii. Gelemezler Mustafa Bey. Yani gelemezler. Çünkü mümkün direkt değil. Hamas eşittir İran olarak görüyorlar. Tabii öyle bakıyorlar. Hamas'ı desteklemenin İran rejimini desteklemeye eşdeğer olduğunu Hamas'ı düşünüyorlar. Hamas'ı oraya iten de kendileri. Ve bir biçimde efendim... Hamas'ı o çaresizliği iten de kendileri. Yani öyle bir tarafı da var bu Ama işin. Şunu da düşünelim. Evet. Daha önce öyle değildi. Yani ne zamanki İran... Tahran'dan işte Beyrut'a kadar buralar bizim şeyiyle yani o yayın kendi rejimini ihraç etme ile ilgili uluslararası alandaki o kendini prezente etme şekli yani Şam bizde Bağdat bizde. Bir nevi bizde o zaman. Yok, Bağdat'ta baya onlarda tabii. Yani. Evet, evet. Ondan sonra Beyrut bizde işte buralar böyle bizde şeklinde kendisini bu şekilde promote etmeye başladıktan sonra daha önce Hamas'ı ortada Filistin davasını taşıyan bir kurum, örgüt ya da adı ne derseniz yani öyle gören Sünni topluluklar, Sünni kendilerini Sünni kimliğiyle var eden ülkelerin de mesafesi arttı. Ama şöyle bir şey yani, var. Yani bu taraftan bir okuma da olabilir. Tamam. Bunda da hak verdiğim noktalar var. İran'ın rejim ihracı evet. Hamas'ın aslında nefes borularında Sünni alemden yana biraz tıkadı gibi görüyorum ben. Kendi şey jeopolitiği diye ifade edilen alandaki ittifakları dışında İran'ın rejim ihracından çok hep onu söyledim. Savunma hattını dışarıda kurmak gibi bir şey içinde olduğunu. Yani orada ölen insanların çok da umurunda olduğunu. Savaştırıyor, savaşmıyor. Evet, umurunda değil. Savaştırıyor ama yani. Her bakın, zaman İran'ın... Şu da var. Rejim yani, ihracı yanlış ifade evet. Mezhep evet. ihracı demek daha doğru. Daha kendine bağlı kendi sempatizan topluluklar oluşturuyor ülkelerde. Tekrar söylüyorum. Şeffaf, açık, temsiliyete dayanan. Yani Türkiye'nin ya böyle bir takım açıklamaları ben hayretle izliyorum. Ya Hamas'ın kaşına gözüne hayranlık bilmem ne meselesi değil. Oradaki temsil kabiliyetini bugün Batı Şeria'ya gidin. Yani sözde güya bir zayıf Filistin yönetimi var. Oradaki Filistinliler bile Hamas'ın mücadelesini çok kıymetli buluyorlar. Hamas'ı dışlayarak bir çözüm bulamazsınız. Zaten bütün seçimleri evet, kazanıyor. Engelliyorlar. Ama şunu da yapıyor Türkiye. O da kıymetli. Bakın Mahmut Abbas'ın Türkiye'nin davetine gelmemesini Türkiye problem etti. Dert edindi bunu. Ya. Şundan dolayı dert edindi. Yani cılız da olsa, temsil kabiliyeti düşmüş de olsa bunun bu arada Mahmut Abbas'ın yaşıyla falan da bilgisi yok. Ama Mahmut Abbas dediğimiz kişi biz eleştirsek de...